Ben 1983 yılında Pir Mehmet Paşa İlkokulu'nda dedemin teşvikleriyle halk öğrenimleriyle tanıştım. O yıllarda ilkokulda sayılı öğrenciler seçiliyordu. Çok şükür ben de bunlardan biri olabildim. 6 kız 6 erkek gibi bir kadromuz vardı. Yaklaşık 3 yıl ilkokulda okulumuzu yarışmalarda temsil etme fırsatı elde etmiştik. Vedat Hatipoğlu rehber öğretmenliğinde, Gökhan Küçük eğitmenliğinde Silivri Yöresi halk oyunlarıyla tanışmıştı. İlk Silivri Yöresi oynadım. Evet, ilk Silivri Yöresi oynadım. Sonraki yıllar yine ortaokulda. Sonraki ortaokul ve lise yıllarında Taner Çetin hocamızla, ayrıca Silivri Belediyesi Kültür Evi ekibinde de yine Taner Çetin Hoca ile birlikte halk oyunlarına devam ettim. Peki o ilkokuldan başlayan bir süreç ve bir Evet. dünya yarışma, o Evet. yarışmalarda hep her zaman Evet. o heyecanlar nasıldı çalışma süreçleri? Şimdi ilkokul yıllarında özellikle bize bir bayram günü gibi gelirdi. Yani böyle çok İstanbul'a gidiyoruz. İşte ailelerimiz bizimle birlikte geliyorlar. Böyle herkesin ilgisi bizim üzerimizde. İşte siz yaparsınız, siz şöyle böyle bir sürekli teşvik etme. Sonra sahneye çıkıyoruz. İşte başarılar geliyor. Başarısız olduğumuz zamanlar da oldu ama çocukken çok açıkçası buna takılmıyoruz. Ben lise yıllarında böyle bir yarışmaya katılmıştım. Çalışmıştık. O yıl için başarısız olmuştuk. Bu bende çok etki yarattı ve ben kendi kendime bir söz verdim. Ben de ekip çalıştıracağım ve çalıştırdığım ekiplerle ödüller kazanacağım diye. Daha sonra bu benim yaşam felsefem gibi bir şey oldu. İşte ekipler çalıştırdım, ödüller kazandım. Bugün yine çalışmalarımıza devam ediyoruz. Peki o yıllarda ben de ilk gençlik yıllarında çocukluğuma denk gelen yıllarda otobüslerle buradan giderdim. Evet, evet. Bunlar bayağı güzel heyecanlı. Kesinlikle, kesinlikle. Yani buradan birkaç otobüs hareket ederdi, gidilirdi. Seyircinin inanılmaz desteği olurdu. Bir bayram, bir şölen gibi geçerdi, bir maç gibi geçer, bir futbol maçı gibi geçerdi. Başarılı olurduk, olamazdık o hiç önemli değil. Önemli olan biz Silivri küçük bir ilçenin halk oyunlarıyla orada kuvvetli bir şekilde kendini göstermesiydi. Biz de bunun bir figürü olmaktan da mutluluk duyuyorduk. Başarıyı elde ettikten sonraki süreçte de yani şehrin sokaklarında gezerken herhalde Evet, biraz daha tabii ki. Yani o da ayrı bir gurur vesilesi oluyor. Çünkü günlerce emek vermişsiniz, aylarca emek vermişsiniz. Bir başarı elde etmişsiniz. Gelip burada onu sunmak, insanlarla paylaşmak da bir ayrı bir keyif. sonraki süreçte yine kültür evinde de oldu galiba böyle süreçler. Yurt dışı temsilleri de Evet, sıra haline geldi. yurt dışında da ilk defa 1992 yılında yurt dışı festivallere katılmaya başladım. O yıldan bu yana da artık şu an sayısını hatırlamıyorum. Oldukça fazla seyahate ve festivale katılarak ilçemizi ve ülkemizi temsil etme şansı elde ettik. Peki oralardan ilginç hatıralar var mı aklında kalan? Yani oralarda ilginç hatıralar. Otelde kalmıştık. O an için bir sıkıntımız vardı. Arkadaşlarla bir arada ne yapacağız şimdi falan. Halbuki sonuçta bizi bir şekilde alacaklar oradan. Yani ama biz öyle genciz daha, o zaman 16'lı 17'li yaşlardayız. Ne yapacağız acaba? Nasıl döneriz? Ailelerimize söylesek mi, söylemesek mi falan gibi böyle bir anımız olmuştu. Sonuçta sıkıntı olmadan geri dönmüştük zaten. Problem yoktu. Taner abiyle çalıştın Evet. uzun Evet, çok yıllar. uzun yıllar benim hocamdır. Onun hakkında neler söyleyebilirsin? Şimdi Taner Çetin bize çok şey öğretti. Özellikle bana, benim eğitmenlik anlayışımda ondan aldığım felsefenin çok büyük önemi vardır. Yani bu nedir? Çalışmak. Disiplinli bir şekilde çalışmak. Çalışmadan hiçbir başarı elde edilmiyor. Ben de ondan aldığım bu felsefeyi bir adım ileriye taşıyabildiysem ne mutlu bana. Ki kendisiyle de görüşmelerimizde bunu bana söylüyor. Yani sen bunu başardın diye. O da beni ayrıca onure ediyor bu şekilde yaklaşıma. Sert bir hoca olduğu söyleniyor. Evet, Taner Çetin sert bir hocadır. Dolayısıyla o bana da biraz sirayet etmiş. Benim öğrencilerim de aynı şeyi Aynen. söylerler. Ben de 1996'da eğitmenliğe başladım. 20 yılı geçirmişim. Bunun 19 sene tamamlanmış. Yani bu yıl 19 yıl içerisinde birçok başarı da gördük, başarısızlık da gördük. Ama hep bir mücadele içerisinde olduk. Çeşitli okullar oldu. Silivri'den, Silivri dışından öyle değil mi? Onları Evet. biraz değinelim. Yani Silivri Lisesi ile 6 yıl, Hasan Özvarnalı İlköğretim Okulu, İlkokulu ile yine 6 ya 7 yıl çalıştım. Gazi İlköğretim Okulu ile 6 yıl
çalıştım. Silivri Endüstri Meslek Lisesi ile çalıştım. O dönem için burada var olan Balkan Koleji, yine Selimpaşa'da, Gümüşyaka'da okullar, Celaliye'de, İstanbul'da değişik liselerde eğitmenlik yaptım. Balkan Koleji'nin bir ara dünya birincisi olmak gibi bir şey var mıydı abi? Bu şeydi, Balkan Koleji'nin Taner Çetin zamanında Milliyet Gazetesi'nde benim bildiğim kadarıyla, kendisine de yine sorarsanız o konu öyle bir şeyi vardı, çalışması vardı. Yine aynı yıllarda, o yıllarda sen aslında hem bir oyuncu hem bir eğitmenken ahengin de temellerini kafanda evet, atıyorsun. Evet, evet. O süreci biraz daha. Şimdi tabii Silivri Lisesi'ni çalıştırdığım yıllarda yani sadece okul bazıyla kalmamak adına yarın öbür gün bu okuldan mezun olan kardeşlerin bir şekilde yine halk oyunlarıyla devam edebilmesi, halk oyunlarında bir şeyler yapabilmesi adına dernekleşme kendi hayalimdi. Birçok dernek kuruldu ama onlar değişik sebeplerden dolayı yürütemediler. Biz de 2010 yılının Eylül ayında Ahenk Sanat Kulübü'nü kurduk. 2013 yılında Silivri Belediyesi ile protokol imzalayarak Silivri Belediyesi Ahenk Sanat Kulübü olarak çalışmalarımıza devam ettik. Bu 5 yıl içerisinde yurt içi, yurt dışı farklı etkinliklerde yer aldık. Türkiye finallerinde yarıştık. Türkiye finallerinde yine yarışacağız. 2015 yılının Türkiye finalistiyiz bu arada. Böyle bir çalışma içerisindeyiz. Bu kurulum aşamasında hala devam eden yoldaşlıkların da var. Tabii ki, tabii ki. Biz ilk başladığımızda 9 kişi olarak derneğimizi kurduk. Bugün yaklaşık 100 kişiyiz. Çocuk grubunu da dahil edersek 200 kişiye yakın bir potansiyelimiz var. Bu da bir kulüp için, halk oyunları kulübü için oldukça iyi bir rakam. İşte bunu daha da ilerlere nasıl taşıyabiliriz? İleriki yıllarda Ahenk Sanat Kulübü'nü, Ahenk Sanat Akademisi yapabilir miyiz? Bunların düşünceleri içerisindeyiz. Zaman bunu bize gösterecek. Yine Ahenk'in Silivri'ye kattığı şeylerden bir başkası, Silivri yöresini Silivri dışında eğitilir hale de... Evet, 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 kesinlikle. Tuana Sanat Kulübü, 2009 yılında İstanbul Şubesi'ni çalışmaya başladım. 2009 yılının yine ortalarına doğru Tuana Sanat Kulübü Ankara merkezde Silivri oyunlarını öğrettim. Şu anda hala işbirliğimiz devam ediyor. Değişik dönemlerde gidip yine orada dersler vermekteyim. Ve Tuana Ankara Şubesi Silivri oyunlarını ciddi bir şekilde çalışmakta. Genç arkadaşlarımıza bir eski oyuncu ve hala devam eden bir eğitmen ve konuyla ideal sahibi bir insan olarak mutlaka söyleyeceklerim var. Genç arkadaşlarımıza öncelikle şunu tavsiye ediyorum. Halk oyunlarını sevsinler. Halk oyunları bizim geçmişten bugüne taşıdığımız bir kültürümüz. Bunu öğrendikleri şekilde yine kendilerinden sonra gelen nesillere aktarsınlar, vazgeçmesinler. Zor bir iş, mücadele isteyen bir iş fakat çok da keyifli bir iş. Bu ilk kurulmuş yıllarında bazı mizansenler, koç katımı, işte evet, damat tıraşı gibi şeyler var. Sizin oyunculuk yıllarınızda yaptığınız damat tıraşı, kına gecesi bizim genelde yaptıklarımız. Çünkü o az önce bahsettikleriniz teknik anlamda da yapılması biraz güçtü. O ilk yıllarda o şevkle yapılmış ama daha sonra bunlar biraz zor olduğu için yapılmadı. Ama damat tıraşı, kına gecesi bunlar mizansen olarak canlandırıldı. Hala da canlandırılabiliyor. Yani onu... Yine ilk günlerde deyince aklıma geliyor. Temel Hoca var. Evet, rahmetli hocamız. Onunla ilgili bir şeyler var. Şimdi Temel Hocamızın Silivri halk oyunlarının gelişmesinde çok büyük katkısı var. Yine Hüseyin Görür hocamız, Mehmet Uğulu hocamız. Bunlar 1973 yılında işte bir araya geliyorlar. Ben her zaman şunu söylerim. Bu üçlü Silivri'ye değil de Çatalca'ya gitmiş olsalardı bizim oyunlarımız Çatalca yöresi olarak anılacaktı. Sağ olsunlar, iyi ki de Silivri'de olmuşlar. Ellerinden öperim, rahmetle anarım. İyi ki de Silivri'de olmuşlar, iyi ki de bize bu kültürü öğretmişler. Evet. Ekleyecek bir şeyin var mı abi? Ekleyecek bir şeyin bir anım var. Onu aslında sizinle paylaşmak isterim. Benim 1998 yılında Silivri Lisesi'ni çalıştırdığım yıllarda bir yarışmaya katıldık. Bir öğrencim tam sahneye girerken zeminde halı vardı. O pot yapmış. O pota takıldı. Sahneye takla atarak girdi. Daha başlangıç oyunu ama öyle bir takla attı ki ustaca bir takla böyle. Bir anda kalktı ayağa. Oyun hiçbir bozuntuya vermeden oyuna devam etti. Daha sonra ekip oyununu bitirdi, sahneden çıktılar. Kızımız fenalaştı. Kızımızın bu fenalaşmasının ardından
kızımızın bu fenalaşmasının ardından ben kendisine işte kendine gel yapma bak bir şey yok ne olacak yani senin canın sağ olsun diye. Baktım kızımızın gözleri kaymaya başlıyor. Yani bayılmak üzere ben onu, o anda bir tokat attım kendine gelsin diye. Ve geldi. Kız kendine geldi ama bu sefer tribünler başladılar bana yağıp esmeye. Tribünlerden öyle bir tepki aldım ki niye dövüyorsun kızı diye. Halbuki kız orada bayılmak üzere. Ben kızı kendine getirdim. Fakat böyle bir tepkiyle karşılaştım. Tabii dışarıda görünenle gerçek bazen farklı olabiliyor. Böyle bir anım var. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ ol. Abi aslında çok keyifli bir röportaj gerçekleştirmiştik zaten evet. Ama... bildiğin üzere Taner abinin de anlattığı bir hikaye var. Onu bir de senden dinleyelim. 97 yılında. Şimdi 1997 yılında Milliyet Gazetesi'ne ilk defa Milliyet yarışmalarını eğitmen olarak ekip çıkartacaktım. Daha önce oyuncu olarak yarışmıştım. Birincilikler almıştık. Milliyet yarışmalarının bir özelliği vardı. Bu birbirine yakın, puanları yakın olan ekipleri çift birinci ilan edebiliyorlardı. Ben o yıllarda ekipteki öğrencilerime şunu söylemiştim. Arkadaşlar yanınıza ikinci bir birinci istemiyorum. Yani biz tek birinci olmalıyız şeklinde. Böyle bir hedefim vardı. Bir nebze de bu benim rüştümü ispatım gibi bir şeydi. Sonra çıktık. Önce elemeyi geçtik. Final yarışması geldi. Tekirdağ'dan ve Kırklareli'den, Edirne'den ekipler vardı. Tekirdağ ekibi bize çok yakın bir ekipti. Yarıştık. Arkadaşlar çok iyi bir performans sergilediler. En son sonuçlar açıklandı. Tek birinci olduğumuzu öğrendik. Bu benim için ayrı bir gururdu. Ama benim şöyle de bir heyecanım, şöyle de bir yaklaşımım vardı. Ben hocalarımdan bir şeyler görerek, hocalarımın bana öğrettiklerini uygulayarak bunu elde etmiştim. Taner Çetin hocam da davetimi, yarışmaya davet etmiştim. Davetime icap ederek orada bulunmuştu. O anda yani kupayı aldım. Elimde kupa, gözlerim tribünlerde. Taner hocamı arıyorum. Gördüm, yanına gittim. Bu senin için dedim. Yani bu senin yetiştirdiğin bir öğrencinin başarısıdır dedim. Şu anda şurada görmüş olduğunuz kupa 1997 yılına ait. Yani bu kupa aslında senin eserindir demek istedim. Ve böyle bir anımız oldu. Böyle bir yaklaşımımız oldu. Hocam da yıllar geçse de unutmamış bunu. Sadece buydu. Yani bunu... Biz bugün bunu yaptıysak senin bunda emeğin ve eserin var demek istemiştim. Evet, çok güzel, çok teşekkür ederiz. Rica ederim.